Merhabalar Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız yay burçları için. Bakalım sevgili yay burçlarını bu hafta neler bekliyor? Yay burçları için kapattığımız falda neler çıkacak? Yay burcu inanılmaz eğlenceli insanlar. Daha önce söylemişimdir kesin. Eğlenmeye gidiyorsanız muhakkak bir yay burcu almalısınız yanınıza. İnanılmaz eğlencelisiniz. Bakın içinizi böyle hafif kararmış bir göz çıkmış, bir nazar, bir göz durumu var. Biri sizi yine kötü enerjisiyle etkiliyor olabilir. Sizden enerjisi çok yüksek, hayatta böyle sıkıntısını, derdini vermeyen insanlarsınız. Dışarıya böyle şen şakrak insanlara eğlendiren ama içeride aslında sıkıntısı olabilen insanlarsınız. Şöyle bir genel olarak bakalım falımıza, siz de bakın. Bayağı da yoğun bir şeyler çıkmış. Hep birlikte yorumlayalım sonrasında. Bakın böyle ilk başta burada hanede böyle karınca gibi gelen, giden, giren, çıkan hareketli bir hafta olacak. Böyle aile sanki böyle herhangi bir şey için giren, çıkan kalabalık olacak ama bir de karınca gibi. Böyle karınca da berekettir aslında. Hanenizdeki insanların veya sizin gelirlerinizde artış söz konusu olabilir. Böyle herkes vızır vızır çalışıyor ama çalıştığını karşılığında alabiliyor sanki. Alabildiğini düşündüğü ya da haberlerini aldığı bir hafta olabilirsiniz. O haftada olabilirsiniz. Güzel çıkmış burası. Çok ferah, temiz çıkmış. Bir de böyle bakın şurada bir kapalı alanın altında böyle iki kişi oturmuş konuşuyor. Bir tanesi böyle sıkıntıdan şişmiş. Diğeri de böyle durmuş onu dinliyor. İlişki anlamında böyle birine derdinizi anlatabilirsiniz. Yani ilişkide bir taraf daha dertli. Öbür taraf böyle put gibi duruyor. Yani derdini anlamak da istemiyor, çözmek de istemiyor, bir adım atmak da istemiyor. Bu hafta böyle iş yerinde ya da arkadaşlarınızla, aile ortamında ya da partnerinizle, eşinizle, sevgilinizle herhangi bir şey konuşabilirsiniz. İki kişiden biri siz veya karşı taraf daha dertli, böyle şişmiş ve derdini, sıkıntısını anlatıyor ama karşı taraf ona böyle çözüm bulmak ya da böyle derdine derman olmak istemiyormuş gibi çıkmış. Böyle bir konuşma içerisinde kalabilirsiniz ama hafta genel olarak bereketli, hanede böyle hareketli olan, giden kalabalıkların olduğu bir hafta olacak. Zaten yay burçları muhakkak gezer, eğlenir, arkadaş ortamlarına girer. Onları zaten özgürlüğünden alıkoyabilecek kolay kolay bir şey yoktur. Hani olan bir şey varsa da zaten kusarsınız, anlatırsınız, yapamazsınız yani. Sizin özgürlüğünüze mani olacak kişilerle birlikte olmak istemezsiniz. Aniden de sinirlenebilirsiniz. Bu hafta içerisinde dikkat edin. Böyle bakın ikiye ayrılmış kafası bir kişi çıkmış burada. İkilemde kalabilirsiniz, aniden sinirlenebilirsiniz. İçinizdekini böyle tutuyorsunuz, hiç belli etmiyorsunuz derdinizi, sıkıntınızı. Çok neşeli, eğlencelisiniz ama bir an geliyor ki hepsi bir anda böyle fırlıyor, çıkıyor yani. O yüzden yine böyle bir zamanda olabilirsiniz ama sonra da üzülebilirsiniz. Karşınızdaki kişi üzülmek, hani sonradan olacaklarla birlikte sizin üzülebileceğiniz bir durum varsa, bir kişi varsa karşınızda dikkat edin. Aniden sinirlenmemeye çalışın. Böyle ikilemde kaldığınız bir konu varsa sakince ne karar verirseniz sinirlenmeden doğru kararı verirsiniz. Siz zaten mantık kurabilen insanlarsınız. Muhakkak şey yaparsınız. Doğru yolu bulabilirsiniz. Yeter ki sakin kalmaya çalışın. Çünkü sinirlendiğinizde böyle inanılmaz yükseliyorsunuz. Bir anda böyle çıkıveriyor. Sonra da pamuk gibi oluyorsunuz. Dönüyorsunuz. O yüzden sinirlenmeden geçirmeye çalışın bu durumu. Sakin kalmaya çalışın ve vereceğiniz kararda da sakin bir karar verirseniz doğru bir yol alabilirsiniz. Onun haricinde hep böyle bir hareket, hep bir ortama gireceksiniz sanki. Böyle çalışanlar, iş arkadaşlarıyla bir yerlere gidebilir, ailece bir yerlere gidebilirsiniz. Böyle kara kış demeden bir yerlere gidelim, planlar yapalım. Zaten hayat hani böyle sizinle güzel gerçekten. Sizin olduğunuz her ortam eğlenceli ortamlar. Burada bir kişi böyle elinde bir çanta ya da böyle bir elinde bir tepsiyle hani böyle söz, nişan gibi bir şey de olabilir aslında bu, biliyor musunuz? Hani böyle hani elinde tepsilerle kız istemeye gelirler falan ya, bir kalabalık var böyle. Bir kişi, kadın sanki bu, elinde bir tepsi tutuyor. Böyle bir kız isteme, söz, nişan ya da böyle bir birlikteliğiniz varsa bunun evliliğe doğru gitme ihtimalleri yüksek bu ara. Hani biz bu artık bunun planlarını yapalım bu hafta. Zaten dönüşüm zamanı, yani 2020'nin hayallerini, planlarını bu zamanlarda kurun. güzel olumlamalar yapın, düşünün, adımlarını atın gerçekten. İlişkisi olan bir yay burcuysanız ve bekarsanız henüz bu böyle evlilik yolunda planlar kurulabilir. Böyle bir kalabalığınız da olabilir. Tabii kızınız, çocuğunuz, torununuz varsa onunla ilgili de olabilir. Aileden birinin söz, nişan, düğünüyle ilgili haberler de alabilirsiniz. Böyle bir kalabalığa da girebilirsiniz. Çünkü böyle bir eğlenceli, hareketli ama böyle söz, nişan gibi durumların olduğu bir kalabalık çıkmış. Bir de şurada boynunu bükmüş, böyle tren gibi, böyle otobüs gibi bir şeye binmiş giden biri var. Böyle kalbini kırılmış, siz de olabilirsiniz karşı tarafta. Böyle binmiş otobüse, trene, bir yere böyle hani uzaklaşıyor. Sizden uzaklaşan biri var. Eğer ki bu yakın zamanda böyle birinin kalbini istemeden kırdıysanız şöyle bir durun, düşünün. Acaba hani kimin kalbini kırmış olabilirim, kime istemeden? Çünkü siz isteyerek böyle kimsenin kalbini kırmazsınız. Öyle bir şey yapmaz yay burcu. Eğlenceli insandır. Hani böyle hayatın keyfini, tadını çıkartmak isteyen insandır. Öyle kimseyi üzeyim, sıkayım falan durumları olmaz. O yüzden bir düşünün bakalım. O kişi sizden uzaklaşabilir. Bir gözlemleyin. Çünkü bu ay tutulması döneminde gerçekten farkına varmadan birinin kalbini kırmış olabilirsiniz. O yüzden bir dikkat edin bakalım. Eğer ki gitmesini istemediğiniz bir kişi ise zaten burada da az önce çıkmıştı. Şey yapın, onu durdurmaya çalışın. Gitmesine izin vermeyin. Sonradan üzülecekseniz. Bu dönemde dediğim gibi böyle gerginlikten dolayı gereksiz tartışmalar, farkında olmadan karşı tarafı kırma durumları, yaptığınız işlerin böyle tersine gitme gibi durumlar yaşanabilir. Bende de oldu bu hafta, çok fazlasıyla geçtiğimiz hafta. Bunun etkileri biraz daha sürecek. Hatta genel anlamıyla 6 ay sürecek ama hani böyle en yoğun etkileri birkaç gün daha sürecek. Böyle yaptığınız işler ters gidebilir, olumsuz sonuçlanabilir falan. Böyle gergin ortamlar geçecek. O yüzden bu süreci bilinçli olarak atlatmaya çalışın. Her ne olursa olsun pozitif düşünün ve kimsenin kalbini kırmamaya çalışın. Şurada hane kısmında bir de yani bu karıncalar falan da biraz mal mülk gibi de, hani dedim ya, gelir, para, ama böyle aileye bir miras da kalabilir, haberleri gelebilir, bir mal alabilirsiniz. Böyle karınca, bereket, bir kısmet, bir araba değişimi, ev değişimi, ev, yani böyle güzel bir hafta aslında. Maddi olarak güzel bir hafta, ilişkiler anlamında da biraz daha gergin, kalp kırma olayı olabilir. Burada da zaten bir söz, nişan durumları çıktı. Bakalım tabağınızda ne çıkacak? Genel anlamıyla temiz, güzel bir hafta geçireceksiniz diliyorum. Bakalım tabağımızda neler çıktı? Şöyle sizlerce net olarak görün diye böyle uğraşıyorum. Sanki burada bir anne ve bebeği kucağında. Ama bu kişi böyle boynunu bükmüş, o bebeğin gelmesini bekliyor gibi, ama geliyor. Yani bir bebek haberi alabilirsiniz. Yakınınızda, çevrenizde böyle bebek haberi almak isteyen biri varsa o kişi bebek haberi alabilir. Onunla ilgili güzel bir haber alacaksınız. Bence sevineceğiniz bir hafta olacak. Bu kişi üzülen, biraz da uzun zamandır bu haberi bekleyen biri olabilir. Bu kişi haber alacak. Alırsanız etrafınızdakiler ya da siz böyle bir haberi yazarsanız sevinirim. Yay burçlarını hani anlatırken hep böyle anlatıyorum ya, gerçekten öyleyse hani yorumlara da yazın. Yanlış söylediğim şeyler varsa, yok biz yay burçları öyle değiliz ama şöyleyiz diye bana da yol gösterirseniz sevinirim. Çünkü hani ben bildiğim kadarıyla böyle, ama siz kendinizi en iyi siz anlatabilirsiniz. Bana da çok yardımcı olursunuz. Bu böyle yine hareketli bir hafta geçecek sizinle ilgili. Şurada böyle şey çıkmış. Hani bu Noel, böyle Cinderella'nın neydi o ayakkabısı, 12'de şey olur böyle, kül kedisi miydi o? 12'de prensesken kül kedisine mi dönüşüyordu? Böyle bir durum, onun böyle at arabası gibi bir şey çıkmış. Ben bunu şeye yorumluyorum, böyle bir şey gördüğümde. Böyle hayal ettiğiniz bir şey olduğunu, hani 12'den sonra o da kül kedisine dönüşüyor ya, siz de belki bir şeylerin farkına varacaksınız. İlişki anlamında olabilir, bu iş ortamında da olabilir. Hayal ettiğiniz gibi değil aslında. Bu karşıdaki kül kedisi çıkabilir. Yani o prens değil, o prenses değil, o istediğiniz iş, aradığınız iş değil. ve bu hafta böyle bir kafanıza dınk edebilir ve yok hani bu aranan prenses değil, işte bir şey oldu ve artık kül kedisine dönüştü, yok bu kişi o kişi değil dediğiniz bir durum gerçekleşebilir. Hani bir şeyin farkındalığıyla birlikte gözünüze çok büyüttüğünüz, değer verdiğiniz bir şeyin aslında öyle olmadığını anlayabilirsiniz. Sizin için farklılaşabilir bu hafta içerisinde ama genel o anlamıyla güzel bir hafta geçireceksiniz diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. 2023 yılı için güzel hayaller, planlar kurun ve onlar için adımlar atın bence en önemlisi. Hayattan her şeyi isteyin ama sadece isteyip bırakmayın. Çabalayın, dua edin, inanın ve isteyerek her şeyi, yapmanız gereken her şeyi de yapın. Sadece beklemeyin. O zaman hayat güzel, o zaman istediklerimize ulaşabiliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun, sevgiyle kalın.